Arifiye'deki Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Ana Bakım Komutanlığı, namı diğer tank palet fabrikası konusunda herkesin aklında onlarca soru var. Bu soruların en önemlilerini Haber Türk yayınında BMC'nin patronu Etem Sancağı sordum ve tabloyu kafamda büyük ölçüde netleştirdim. Meselenin sadece Katar ortaklığı değil, aynı zamanda BMC'nin özelleştirilmesinden başlayan bir iktidar desteği olduğunu anladım çıkardığım somut sonuçları en başından tek tek yazayım. BMC 2014 yılında TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Başlangıçta muhammen bedel 935 milyon TL idi. Sonrasında 750 milyon TL'ye düşürüldü. Etem Sancak ihaleyi 751 milyon TL'ye kendi değişiyle 200 milyon dolara satın aldı. Sancak tek başına işin altından kalkamayacağını düşünerek yerli ve yabancı ortak aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Öztreyler şirketini önerdi. Hisselerin %25'ini alan östreylerin sahibi, Rize Güney Sulu iş adamı Talip Öztürk'tü. Öztürk'ün Erdoğan'ın yakın akrabası olduğu bilgisi vardı. Sancak ilk soruyu, Güney Su'da herkes birbirinin akrabası, ne olmuş yani diyerek yanıtladı. Yabancı ortak da Erdoğan'ın Katar ile yaptığı görüşme sonrasında Katar ordusu oldu. 300 milyon dolar ödeyen Katar ordusu şirket hisselerinin %49.9'unu satın aldı. Ticaret Sicil gazetesine göre şirketin yönetim kuruluna 7 Katar vatandaşı atandı. Sancak böylece tamamını 200 milyon dolara satın aldığı BMC'nin %75'ini 400 milyon dolara Talip Öztürk ile Katar ordusuna sattı. BMC'nin TSK ve diğer kamu kuruluşları ile geçmişte yaptığı anlaşmalar devam etti. Sancağa göre fabrika işler hale getirildikten sonra şirketin gelirlerinin yarısı Savunma Sanayi Başkanlığı, TSK ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarından alınan ihalelerden geldi. İşleri daha da büyütmek isteyen BMC'ye 2015'te savunma sanayi ürünleri, tren ekipmanı gibi alanlarda üretim yapacağı bir fabrika için Sakarya Karasu'da 2.2 milyon metrekare bir arazi tahsis edildi. BMC bununla da yetinmedi. Otokar'ın 2009'da ilk fazının ihalesini aldığı, 2012-2014 arasında 5 prototipini ürettiği Altay tankıyla ilgilenmeye başladı. Sözleşmeye göre fiyatta anlaşabilirlerse otokar ikinci faza yani seri üretime devam edebilirdi. Ancak SSB otokarın teklifini yüksek bulduğunu gerekçe göstererek süreci iptal etti ve Nisan 2018'de yeniden ihaleye çıktı. BMC o ihalede otokar ve FNSS'yi geride bıraktı. BMC ihale sözleşmesini imzaladıktan sadece bir ay sonra Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararı ile karşılığı 1.4 milyar TL'yi bulan süper teşvikler aldı. Teşviğin kapsamında tank dahil paletli zırhlı araç üretimi ve bunların motorlarının yatırımı için kurumlar vergisi indirimi, sigorta prim desteği, enerji desteği, yatırım indirimi, personel maaşları ve faiz desteği de vardı. Sancak ihale öncesinde Altay tankı üretiminde Arifiye'deki tank palet fabrikasını kullanacaklarını bildiklerini de söyledi. Süper teşvikler ve tank palet fabrikasının kullanılacağının önceden bilinmesinin, BMC'nin verdiği rakamın diğerlerinden düşük olmasının temel nedeni olduğu yorumları yapılıyor. Karasu tesislerinin 4 yıldan önce tamamlanması beklenmiyor. Ancak TSK, BMC'den Mayıs 2020'ye kadar teslim edilmek üzere 250 tank istedi. Bu iş için İzmir fabrikasını kullanamayacağı, Karasu fabrikasını da yetiştiremeyeceği bilindiğinden BMC'ye tank palet fabrikasını kullanma seçeneği sunuldu. Cumhurbaşkanlığı kararı ile fabrika 25 yıllığına BMC'ye kiralandı. Sancağ'ın da doğruladığı bilgiye göre sadece 50 milyon dolarlık yatırım şartı dışında herhangi bir kira talep edilmedi. Benim gördüğüm manzara şu Yarısı Katar ordusuna ait olan BMC, sadece 50 milyon dolar yatıracağı TSK'ya ait bir fabrikada 2 yılda 250 tank üretecek ve karşılığında 2 milyar 750 milyon dolar alacak. Bu rakam 10 yıl içinde 1000'i bulacak ve TSK kendi fabrikasında üretilecek 1000 tanka 11 milyar dolar ödeyecek. BMC'nin bu işten karı en az 1.1 milyar dolar olacak. İhracat hedefi olan 3000 tankın satışı gerçekleşirse BMC'nin karı 3.3 milyar doları bulabilir. Anlayacağınız BMC tank palete 50 milyon dolar koyup 25 yılda 3 milyar dolar kazanacak. Karlı iş değil mi?